Evet arkadaşlar, bugün Olora Titan'ı yapacağız. Çok zamandır YouTube'da böyle video atmadığım için özür dilerim. Böyle dinleniyordum, hem de böyle sınavlar yapıyordum. Ve çok 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 daha profil göreceksiniz. Ve teaserlar da yapacağım artık. Bye bye. Ay kadın. Bay, şimdi Olora Titan başlayacağız. Olora Titan geç Kretes devrinde Mastertian aşamasından hem bir yanmıyor Sorin'e hocası Diyozor cinsidir. Ve kalıntıları Rusya'nın Amor bölgesi Kundur'un Udur Çukan formasyonun yataklarında bulunmuştur. Cinsi daha tektir. Olur Titan Arhaurensis'tir. Son kuş olan dinozorlardan biriydi. Ve Kretes'i paleogen nesli tükenme olayı sırasında suyu tükendi. Alem Anemeliye Şube Kordata Kladane Süre takım 13 Tiskiye alt takım Onitepoda Familia Hadris Hordia Oymak Lambia Sorina tip türü Olora Titan Arhaurensis. Olora Titan neredeyse tam bir iskeletinin oluşan holotip örneği 1999 ve 2001 yılının arasında Rusya'nın Amur bölgesindeki Kundur Undur Çukan formasyonunda yapılan sağ çalışmasından keşfedildi. 2003 yılında Pascal Gaudet-Forit ve arkadaşları onu tanımladı. Yeni bir tür olarak adlandırılan Rusya'dan tarif edilen ilk neredeyse eksik dinozor örneğiydi ve Batı Kuzey Amerika'nın dışındaki herhangi bir yerde keşfedilen en eksiksiz Lambiosaurus iskeletiydi. Keşif alanı etrafındaki birkaç yüz metre karelik alanın de çok sayıda parça dinozor, kaplumbağa ve timsah örneği bulundu. Black Covenant'teki yine Amunier'in Çin yakasındaki Udur Çukan formasyonu ve Cihan'dan gelen hem benzer şekilde yaşlı bölgeler benzer şekilde yüksek sayıda Lambiosaurus'un fosilini vermişti. Olora Titan genel adı diğer hadrosaurlarda daha uzun boyun olmasının nedeniyle Titan'ın kuğu anlamına gelirken özel tanımlayıcı terim olan Arhaurensis Ağrı ilçesindeki fosil bulgusunun yerini ifade eder. Olur Titan Arhaurensis bugüne kadar Kuzey Amerika'nın dışında bulunan en yükseksiz Lambiosaurus'un iskeletine dayanmaktadır. Parasophus, Cristactus gibi diğer büyük Lambiosaurus'larla karşılatabilir. Büyük bir hadrosaurus idi. Ve Paul'a göre 8 metre uzunluğu ve 30.1 tona kadar büyümüş olabilir. 2012'de Thomas Holtz 12 metreye kadar uzayabileceğini söyleyerek daha yüksek bir tahmin verdi. Kafatasının kendisi önceki hadrosaurus maksimum 15'ini aşan 18 amurlu oldukça uzun bir boyun tarafından desteklendi. 15 veya 16 amurlu sakurun diğer hadrosauruslarda en az 3 fazla amur içerir. Omurgası boyunca kuyruğun proksima 3'te 1'de noral dikenler uçları arasında eksen
çevrelenmeler vardır. Bu da kadın alanı özellikle sert hale getirir. Bu bağlantılar düzenli ve kesin olmak için daha fazla nümeye ihtiyaç duyulmasına rağmen bunların bir patolojiye bağlı olmadığı göstermektedir. Godot Freud ve yardımcı yazarları Vigonit bir analiz ve Corticosaurus ve Hypercorticosaurus en yakın olduğunu buldular. Bir Hadrosaurus olarak anlatılan iki ayak dört ayaklı bir otobur olurdu. Çiğnemeye benzer bir öğütme hareketine izin veren sofistike bir kafatesine sahip bitkiler yiyor ve sürekli olarak değiştiren yüzlerce dişli donatılmıştı. Burun pasajlarını içeren geliştirilmiş kafatesi kemiklerden oluşan uzun geniş içi boş tepesi muhtemelen görme ve ses tanımlarını işlevi gördü. Bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Ve diğer teaserlara bay bay.